أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهو أولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وأولو العلم قائما بالقسط ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün yine bir 20-25 dakika sizinle sohbet etmeye çalışacağız. Sahabenin çekmiş olduğu sıkıntılardan biraz bahsedeceğiz. Bir de sonda bir iki tane güncel konuya değinip sohbetimizi bitirmeye çalışacağım inşallah. Kıymetli kardeşlerim, en büyük sıkıntıları sahabeler çekmiştir. En büyük sıkıntılara onlar katlandı. Kaç gece aç yattık acaba? Aç yatmaktan kastımız bir öğün yemek yememek değil ha. Onu ben de yapıyorum. Akşamları böyle rahatsızlık vermesin diye ben de yemiyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyhe diyorlar ki, ey imam, açlık ne demek? Çok affedersiniz, şöyle diyor. Tükürdüğün zaman tükürüğüne sineğin gelmemesi. Çünkü tükürüğümüzde bizim tıbben gerçek bir yağ oranı vardır. Yağ oranı ama hakiki manada aç olan bir insanın tükürüğünde yağ olmazmış. İşte gerçek açlık budur. Biz kaç kere yaşadık bunu? Biz daha bugünü yerken yarın işte kebabı mı yiyelim, ertesi gün tavuk mu yiyelim hesabını yapıyoruz. Yani hepimiz öyleyiz. Geliyor sahabi diyor ki, ya Resulallah, savaş zamanında, hani öyle inşaatta da çalışmıyor, normal işlerde de çalışmıyor, savaş zamanında, ya Resulallah diyor, dayanamamış artık. Sahabi zannederim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tır. 15 gün, 10 gün, yani sayı net olmayabilir ama 10 günden az değil. Dayanamıyor ya Resulallah diyor. Bak diyor, kuşağını açıyor, kuşağından bir taş düşüyor. Açlığını bastırmak için taş bağlamış karnına. Yok mu yiyecek bir şey? Dayanamamış artık. Tahammülü bitmiş. Fahri kainat, üzülme diyor. O da kendi kuşağını açıyor, onun da kuşağından iki tane taş düşüyor. Bak kardeşim diyor, sabret.
Hani eskiler anlatılır ya, fakirlik vardı. Bu kadar mıydı? Belki kırık yumurta almış olduğumuz dönemler olmuş olabilir. Hani yarı fiyatına. Belki bayat ekmek almışızdır. Daha ucuz ya bir gün öncesinin ekmeği. Ama hiç böyle bir fakirlik var mıydı? Belki muz senede bir yerdik. Belki hastalandığımız zaman yerdik. Ama hiç aç yatmadık. Evet kıymetli kardeşlerim. Fakirlik vardı. Pantolonlarımız yamalıydı. Elbisemiz yamalıydı. Maalesef şimdi bir de eskiden yırtık diye haya edip utandığımız giysilere bir sürü avuç dolusu para veriyorlar moda diye. Rabbim onlara da akıl fikir ihsan etsin. Diyecek başka bir kelime yok. Çünkü Müslüman giyimiyle kuşamıyla İslam'ı temsil etmesi lazım. Ayağına bakıyorsunuz bir çorap giyiyor, yarısı açık yarısı kapalı son moda. Böyle bir tarafları açık. Rabbim akıl fikir ihsan etsin. Ne diyelim? Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bakarsınız ayakkabımız perçinliydi. Can kurtaranlar giyerdi. Yani eskiler bilir. Gece bayram ayakkabımızı gece yanımıza alırdık. Onunla uyurduk. Ama şimdi maalesef belki aylarca bir çeşitle, çorbayla, değişik şeylerle katık ederdik, yerdik. Ama şimdi sofrada 3-5 çeşit olduğu halde ver yansın ediyoruz. Ama yine tok yattık. Hiç bu sahabelerin sıkıntısı kadar sıkıntı çekmedik. Görmedik yani. Fahri Kainat biricik kızı Hazreti Fatıma'yı ziyarete geliyor. Fatıma annemiz böyle üzgün. Hayırdır kızım diyor. Ne oldu? Babacığım diyor. Sana ikram edecek bir şeyim yok. Yok ama inan yok. Hiçbir şeyim yok. Bir gündür bir şey yemedik. Ali ile diyor. Ali de kocası. Hazreti Ali dev gibi bir isim. Bir gündük bir şey yemedik diyor. Fahri Kainat baba şefkatiyle teselli ediyor. Üzülme kızım diyor. Ben 3 gündür bir şey yemiyorum. Üzülme kızım. Ben 3 gündür bir şey yemiyorum. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde hiçbir gün 3 gün üst üste ocak tütmedi. Bir gün yandıysa bir gün yanmadı. Ne yiyordu bunlar? Meşhur hurma, süt, zeytin, biraz belki meyve varsa, bazen de kurumuş et. O Hicaz bölgesinde meşhurdur kurutulmuş ek. Tabii et büyük zenginlik bulursan, ama nasıl sabrettiler? Allah için sabrettiler. Hem de bu İslam'ın tesisi döneminde bunları yaşadılar. Allah aşkına biz İslam için neyimizi feda ettik? Neyimizi feda ettik? Ümmet için, Kur'an için neyimizden fedakarlık ettik? 3-5 kuruş verdiğimiz sadakalarımız dışında canımızın neresine zarar geldi? O yüzden hani dava adamlarını çok seviyorum. Ömrünü bir davaya adamış, harcamış, her şeyinden vazgeçmiş adamları çok seviyorum. Allah Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَجَاهِدُ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda malınızla, canınızla cihat edin, savaşın. Malınızla, canınızla biz 2 kuruş verdiğimiz sadakanın dışında canımızla ne kadar savaştık? Biz bu anlattığımız açlığın zerresini bile görmedik. En fakir dönemimizde bile görmedik. Bir kuru soğan yedik ama
doyduk. Ama onlar sabrettiler. Biz de sabretmeliyiz. Biz şu an hakiki manada bolluğun içinde yaşıyoruz. Memleketin fakiri denilen insanlar bile bu fakirlikte değiller. Allah da etmesin zaten. Allah bizi yoklukla imtihan etmesin. Allah bizi fakirlikle, susuzlukla, bayraksızlıkla, vatansızlıkla, ezansızlıkla imtihan etmesin. O günleri gördü bu millet. 17 yıl ezan okunmadı bu memlekette. Kıtlık oldu, şu oldu, bu oldu. Şimdi bolluk içindeyiz ama bu bolluk da bize yaramıyor galiba. Evet kıymetli kardeşlerim. Sahabeler böyle sıkıntı çektiler. Ve yine bir Sefine Yemen'i düşünün. Fakri kainat elinde bir mektup. Diyor ki bu ıssız çölleri, bu yırtıcı hayvanların olduğu yeri aşıp elimdeki şu mektubu Yemen'de Muaz bin Cebel'e kim götürecek? Hemen atılıyor. Ene Resulallah, ben götüreceğim diyor. Fakri kainatın mektubunu elinden alıyor. Ve o ıssız çöllerde gidiyor. Öyle bir an geliyor ki yırtıcı bir aslan önüne çıkıyor. Kendisini parçalayacak. Ve o anda Fakri kainatın söylediği söz aklına geliyor. Kim Allah'a itaat ederse Allah da ona bütün mahlukatı itaat ettirir. Ve elindeki name-i Muhammedi'yi kaldırıyor. Ve diyor ki, ben Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın elçisiyim. Bu elimdeki de name-i Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aslan önünde bir nevi kılavuzluk ediyor. Kulağından tutuyor aslanın, önünde bir nevi kılavuzluk ediyor. Aslan da Fakri kainatı biliyor. Zaten onu bilmeyen hayvandan daha aşağıdır. Ve yine el mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor Fakri kainat. Sahabe efendilerimizden bir tanesi geceyi perişan geçirmiş. Gözleri şişmiş ağlamaktan. Bizim gibi korul korul uyuyamıyorlardı. Uyumuyorlardı. Bakın uyuyamıyorlardı değil. Uyuyamıyorlardı. Döndüm sağa diyor. Döndüm sola diyor. Uykum kaçtı. Dedim ki ne güzel bu Medine. Medine sokaklarında Fakri Kainat Aleyhisselam'la beraber yaşıyoruz. Sabah namazına gittiğimizde camide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Mihrapta o var. Namazı o kıldırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun kıraatiyle, onun sesiyle, onun intikal tekbiriyle, onun kıldığı namaz nasıl büyük bir saadet, şeref diyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benden yaşı biraz büyük, ileride ve ben de daha önce vefat ederse ne yaparız? Biz bu sokaklarda başladım diyor ağlamaya sahabe. Biz ne yaparız? Peygambersiz bu sokaklarda diyor ki hadi öldükten sonra ahirette o diyor peygamber kesin cennetlik. Benim cennete girmeye de bir garantim yok diye düşündüm. Başlamış ağlamaya. Sabah olmuş. Geliyor Mescid-i Nebevi'ye. Fakri kainatın dizi dibine kan ter içinde kalmış. Gözleri kan çanağı ağlamaktan. Efendimiz sana ne oldu diyor. Anlatmış gece yaşadıklarını. Ya Resulallah sen kesin cennetliksin. Benim ne olacağım da belli değil. Çünkü ben sonradan Müslüman oldum. Ve bir sürü de belki küfür işledim. Belki ben cehennemliyim. Seni yine göremeyeceğim ben öldükten sonra. Bu hasrete nasıl dayanırım diyor. Dedim belki Allah affeder, beni cennetine koyar. Ama dedim ki Fakri kainatın makamı nerede, benim makamım nerede? Ve yine seni göremeyeceğim diye
Yine ağlamaya başladım diyor. Tutamadım kendimi, ağlamaya başladım. Ya Resulallah, dindiremiyorum bu ızdırabımı demiş. Seni görmeden nasıl yaşarız? Efendimiz hepimize, hem o ashab-ı kiram efendimize hem de bize müjdeyi vermiş. El mer'u me'a men ahabbe. Kişi ahirette dünyada sevdiği ile beraberdir. Dünyada kimi seviyorsa yarın onunla ahirette beraber olacaktır. Başka bir sahabe efendimiz kıyameti soruyor. Sen diyor kıyamete bir şey hazırladın mı peki? İşte eksikiz, gediğiz ya Resulallah diyor ki. Ahirette kişi sevdiğiyle beraber olacak buyuruyor. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın müjdeliyor Fahri Kainat. Şimdi bu hem bir müjde hem de büyük bir tehdittir. İşte hocam, peygamberimizi biz de seviyoruz. Seviyor muyuz acaba? Sadece dilimizle mi seviyoruz? Acaba gönlümüzden seviyor muyuz? Acaba Fahri Kainat'ın sünnetine ne kadar bağlıyız? Kendimizi bir hesaba çekiyor muyuz? Biz peygamberin yolunda ne kadar gidebiliyoruz? İslam'a ne kadar bağlıyız diyebiliyor muyuz? Evliliklerde, boşanmalarda, çocukların hayatında, çocuk ilişkilerinde, ticaret hayatında, patronlukta, işçilikte, mal alıp satarken ne kadar Allah'ın kuluyuz? Biz ne kadar Muhammed ümmetiyiz? Ölçüyor muyuz? Öyle seviyorum demekle bitmiyor bu iş. Ayet-i kerime var. İnanıp deyip de kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Sizden öncekilerin başına gelenler size gelmeden, hesaba çekilmeden kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Önümüzde büyük bir hesap var. Hepimizin hesabı var. Ama bıraktık biz hesap yokmuş gibi, cenneti garantilemiş gibi, Kur'an okumayı bilmeyen adamlar sahabelerle aynı cenneti istiyor. 5 vakit namaz kılmayan insanlar evliyalarla aynı cenneti arzuluyor. Tamam canım, Allah'tan istiyoruz. Yani sarhoşun dediği gibi, senden mi istiyoruz? Allah'tan istiyoruz diyor, tamam, ama biraz gayret, biraz mücadele lazım değil mi? Evet kıymetli kardeşlerim. Maalesef yaşantımızla istemiyormuş gibi görünüyoruz. Son olarak inşallah bir iki konuya değinip, biraz da zaten geç başladığımızdan dolayı vakti fazla geçmesin diye bitirmeye çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz Ahmet hocam zaten detaylı açıkladı, hani dedi ya, rahmet ayı, mağfiret aylarındayız. İşte bu aylarda malum kandil gecelerimiz var. Tabii sahabe döneminde kandil kutlaması yoktu. Hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başladı. Osmanlı padişahı 2. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almış oldu. Ashabın yaptıklarını ibadet ve cihat olarak görürüm. Hepimizin de öyle görmesi gerekir. Yapmadıklarını bilmem. Biraz önce de dediğim gibi ashab-ı kiram döneminde kandil kutlaması yoktu. Yüreklerine Kur'an'ı kandil gibi takıp Allah yolunda kainatı dolaşmak vardı. Ne yazık ki İslam ashab-ı kiramdan uzaklaştıkça, Müslümanlar da ashab-ı kiramla da aralarında asırlar geçtikçe kandiller türedi. Kur'an'ın nurunun kıymeti azaldı.
İnsanlar beş kandil gecesini öyle abarttılar ki, 365 günün 360 gününü keyfine, beşini de kandile göre yaşadılar. Ben de diyorum ki, eğer başka bir şey yapılmıyorsa gerçekten güzel. Bari o beş günü kurtaralım. O beş geceyi kurtaralım. Tabii mesajlaşmak veya telefonla arayarak işte kandilin mübarek olsun sözüyle de gel. Maalesef. Bizde adet olmuş. Kandil geceleri kandil mesajları atarız. Ararız kandilin mübarek olsun. Senin de kandilin mübarek olsun. Ondan sonra arkası boş. Ve bir de özellikle yine aynı yere döneceğiz. Dinle, diyanetle alakası olmayan, alnı secde görmemiş büyüklerimizi aramadığımız zaman kıyameti koparıyorlar. Hemen ya bu bizden kızmış mı, memnetmiş mi? Ya içimden gel mi? Kuru kuruya arayıp kandili mübarek olsun desem ne olur, demesem ne olur? Yok. Bir şey yok ha. Eğer bu diğer gecelerin karanlıkta geçmesine sebebi olacaksa ne demek istediğimi anlamışsınızdır inşallah. Yani bu meleklere vereceğimiz bir rüşvet için ise bize kandil gecesi lazım değil. Bakarsınız bir de kandil gecesi işte şu kadar namaz kılacaksın, şu duaları okuyacaksın, sabaha kadar ibadet, ondan sonra da sabah namazı uyku bastır yatar, sabah namazı gider gümbür diye. Farz namaz gitti. Maalesef. Tabi bari o gece insanlar meyhaneye gitmesin, insanlık deniliyorsa elhak o da güzel bir şey. Ama biz bütün gecelerimizi Rabbimizin kulluğu için geçirmek zorundayız. Özellikle Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Ama diğer gecelerin rüşveti değildir. O gece camileri dolduralım, o gece sabaha kadar ibadet edelim, ertesi gün hiçbir şey yok. Urfaların tabiriyle eski tas eski hamamsa bir şey çıkmaz bundan. Bu geceler atılım gecesi. Yani bu geceler böyle başımızı elimizin arasına alıp bir yılın muhasebesini yapmamız lazım. Kârda mıyız, zararda mıyız? Bu geceler bir nevi her gün olan yemeklerin üzerine tatlı misali. Bunlardan bu şekilde istifade etmemiz gerekir. Ve yeniden bir hayata dönmesi gecesi olarak ihya edeceksek bu muhteşem bir kandil olur. Hayır, diğer gecelerde bildiğimizi yapacaksak eğer, o gecede sadece televizyonu kapatacaksak bunun bir ekonomik değeri olur. Ben bundan da anlamam. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani kandilleri birer fırsat bilip değerlendirelim ama akabinde hayatımıza bir şeyler katması gerekir. Katmıyorsa bizde bir sıkıntı vardır. Ve yine bu aralar bazı kanallarda bol bol namaz elbisesi diye reklamlarını yapıyorlar. Namaz kılarken o elbiseyi giyip namaz kılıyoruz. Namaz dışında giyeceğimiz, namaza uygun olmayan, setri avrete uygun olmayan elbiseyi sadece namazda mı giyeceğiz? Yani uygun olanı. Uygun olmayanı namaz dışında mı giymemiz gerekiyor? Bakarsınız bazı genç kızlarımız veya başı açık ablalarımız namaz kılarken başlarını örtüyorlar. Allah kabul etsin. Namaz biter bitmez başını açıyor. Veya mezarlığa girerken başlarını örtüyorlar. Ölüden çekiniyorlar. Mezarlıktan çıkarken başlarını açıyorlar. Diriden çekinmiyorlar. Yani bu tür yanlışlarımız da var. Rabbim inşallah bunlara da akıl, feraset versin. Yani bu tür yanlışlarından vazgeçsinler inşallah. Ve yine öyle bir nesil türedi ki ama kendiliğinden türemedi. Ne yaptı bunlar? Birinci yanlışları ete'us-salah. Namazı zayi ettiler diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Halbuki biz koronadan korkuyoruz, namazsızlıktan korkmuyoruz. Çocuğun aç kalmasından korkuyoruz,
namazsız olmasından korkmuyoruz. Şu anda hiçbir evde aç yok ama her evde namazsız var. Problem de yok, hiç problem yokmuş gibi davranıyoruz. Çocuk yemeğe sofraya gelmezse hemen koşuyorsun, doktora yetiştiririz bakarsın. Ama seccadeye gelmiyor, problem yok. Zavallı çocuk senin gibi bir annenin babanın çocuğu olduğu için zavallı. Evlat anne baba bulmamış. Anne kucağı baba ocağına düşmemiş. Seninkine ocakta denmez, kucakta da denmez. Çocuğun ağzına yemek veriyorsun, ruhuna vermiyorsun. Ye diyorsun, kıl demiyorsun. Hiç problem yapmıyorsun. Ve bu iş çok ağırdır. Faturası da ağır olur. Bakarsınız, işte sorursun, ya senin çocuk nasıl, ne yapıyor? İşte iyidir hocam. İşte çalışıyor, kendi işiyle ilgileniyor. Ev işte şöyledir, böyledir. Dünyalık gerçekten de iyi.